Evet arkadaşlar, selamlar, sevgiler. Kemerburgaz videosuyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, tesiste bugün yeni bir gelişme görüyoruz. Camlar, en alt katta camlar takılmış. Gördüğünüz gibi büyük geniş camlar en alt kata takılmış. Binanın dış cephesi bitmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tesiste işler çok yavaşladı gerçekten. Antrenman öncesi bayağı bir hızlanmıştı. Yetişecek, bitecek diyorduk ama bitmedi. Takım kamptan dönünce bitecek dendi. Daha çok yavaşladı bu sefer ama son 4 günde camların alt kata camların takılması iyi bir gelişme. Bayağı bir cam takılmış. Hiçbiri yoktu o en alt kattaki camların. Onlar da tamamlanmış. Arkadaşlar, daha sırada işler bu ara pek iyi gitmiyor. Ama tesis öyle böyle bitecek, sabırlı olmamız gerekiyor ama yöneticilerin de çıkıp açıklama yapması lazım. İşte tesiste şöyle aksaklıklar oldu, biraz daha uzayacak. Şu gün bitecek dedik ama hesapladığımız gibi bitmeyecek. Bunun gibi açıklamalar yapsalar çok güzel olmaz mı? Olur. İlla ki bitecek bu tesis. Bitmek de zorunda. Eğer Florya'da inşaat yapmak istiyorsak bu tesis burada bitmek zorunda arkadaşlar. O yüzden biteceğine kanaat getiriyoruz. Ama işçi konusunda büyük bir ihtimalle işçilerde azalma var. Az ücret verdikleri için bazı işçiler çalışmıyorlar büyük bir ihtimalle. Yeni işçiler geliyor. Öyle bir aksaklıklar olduğunu tahmin ediyorum. Yoksa bu işler bu kadar sürmez biterdi. İç kısmı şu anda ne durumda onu bilmiyoruz ama sağ bitti. Sağı yapan Hollandalı çim ekibi çalışmalarını çok beğendikleri için Kasımpaşa Kemerburgaz tesislerine de davet edilmiş. Oradaki çimleri yapmaya başlamışlar. Yani burada çalışan Hollandalı ekip Kemerburgaz Kasımpaşa tesislerine burada işlerini bitirerek gitmişler. Burada zemin ibrit çakma dönemi bitti. Kale direkleri orada. İki tane ağacın hemen orada. Bir tek binada işlem yapılacak işlem kaldı. O da yakında bitecektir. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, elektrik direkleri alınacak gibi gözükmüyor şu anda ama altyapıya denk gelince alacaklarını söylemişlerdi. Bilmiyorum alacaklar mı, taşıyacaklar mı. Taşımasalar da elektrik direklerini sarı kırmızıya boyatırsak belki güzel bir görüntü oluşturabilir o zaman. Yüksek gerilim hatlarını sarı kırmızıya boyamaya ne dersiniz? İyi olur mu arkadaşlar? Yoruma yazalım. Güzel bir renk şöyle boyatırsak sarı kırmızı, en azından tesisin burada olduğu şekilde belli olur. Evet arkadaşlar, değişikliklere baktığımız zaman olduğunu görüyoruz. Ufak tefek çevre düzenlemesi de orada ufaktan yapılıyor. Arka planı çek demiş arkadaşlar. Arkada bir şey yok arkadaşlar. Arkası dümdüz. Binanın 2-3 tane girişi var öyle. Çok bir yapısal anlamda bir şey yok. Yeni sahaya hiçbir çalışma daha yapılmadı. Arkadaki o tepedeki bina işçilerin kalacağı lojman. Proverettek konut. Evet. Dursun Başkan deprem bölgesine 300 konut yapıyoruz demişti. Oradaki işçiler bir hafta buraya çağırsalar burası biter. Ama oradaki inşaatı kim yapıyor? Buradakini kim yapıyor? Tabii tam bilmiyoruz. Detaylı açıklamalar olmuyor hiçbir zaman.
Nefi inşaat vardı bir zamanlar burada. Onlar bıraktı mı? Erden Timur gittikten sonra bilmiyoruz. Emin değiliz. Ama inşaatın ilk çalışma günlerinde bugünü kıyasladığı zaman işçi sayısının çok azaldığını söyleyebiliriz. Şu anda da akşam mesaisi bittiği için çok fazla işçi görünmüyor. İçeride var mı yok mu bilmiyoruz. Evet, bir tane adam şu an içeri malzeme taşıyor, onu gördük. Evet arkadaşlar, böyle böyle bu tesisi bitireceğiz. Sizler de takip etmeye devam edeceksiniz buradan, videolarımdan. Ama çabuk bitmeyeceğini öğrenmiş olduk. İkinci kampa da yetişmeyecek bu tesis büyük bir ihtimalle. İkinci kamp dönüşü de yetişmeyecek gibi. Bayağı bir zaman vardı arkadaşlar. Yine değişiklikler oldukça sizlere çekimlerle göstereceğiz. Dursun Başkan da bizi izliyorsa biraz hızlandırsın buradaki işi. Taraftar sabırsızlanıyor. Florya ihalesi yapılırsa daha bir acele etmemiz gerekecek. Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler. Bütün yorum yazanlara teşekkürler. Yayınımız burada sona eriyor. Yine bir başka videoda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.